Arkadaşlar selamun aleyküm. Dünyanın bak neler olmuş dedirten gelişmeleriyle birlikteyiz. Haber başlıklarını video açıklamasında bulabilirsiniz. Türkiye, Doğu Akdeniz'de kıta sahanlığını ilgilendiren konulardaki çalışmalarda izninin aranması için Yunanistan, İsrail ve Avrupa Birliği'ne nota verdi. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum yönetimi ve İsrail arasında elektrik bağlantısı kurulmasını öngören Avrupa Birliği destekli Avrasya Enterkonektörü projesine dair 8 Mart 2021 tarihinde bir mutabakat mutrası imzalandı. Bahse konu projenin dökümanlarında kullanılan görsellerden su altı elektrik kablosunun planlanan güzergahının Kıbrıs adası ve Girit arasında Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki kıta sağlığından geçtiği öğrenildi. İzninin alınmaması nedeniyle Türkiye, Yunanistan ve İsrail'in Ankara Büyükelçilikleri ile Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu'na nota verdi. Kaynaklardan alınan bilgilere göre uluslararası hukuk gereği kablo faaliyetleri ön araştırma çalışması gerektiriyorsa kıta sahanlığında gerçekleştirilecek bu çalışmalar için Türkiye'nin izninin aranması, ön çalışma gerekmiyorsa kablo döşeme faaliyetleri ve kapsamı hakkında ülkemize makul bir süre önceden bilgi verilmesi gerekiyor. Avrasya enterkonnektörü Güney Kıbrıs, İsrail ve Yunanistan arasında denizaltı kablo hattıyla birbirlerine bağlanacak olan Avrupa Birliği destekli elektrik projesidir. Doğu Akdeniz'de gerilimi arttıran Yunanistan'da hükümet, ekonomik krize rağmen aşırı silahlanmaya karşı çıkan halkı ikna etmek için sivil toplum örgütlerini devreye soktu. Yunanistan'da Ekim 2020'de kurulan Yunan Filofonu Derneği'nin yönetim kurulu başkanı Prodromos Enficioğlu, ülke donanmasına yeni savaş gemisi alımı için tüm halkı yardım etmeye davet etti. Yunan Filofonu Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Enfi Ecioğlu imzasıyla yayınlanan çağrıda Yeni denizaltılarımız dışında diğer gemiler yaşlanmış durumda. Acilen donanmamızı güçlendirmemiz ve modern fırkateynler edinmemiz gerekmektedir. Türkiye'den gelen tehlike doğrudan gelmektedir. Adalarımız, denizlerimiz, mebimiz ve Kıbrıs tehlike altındadır. Erdoğan'ın Türkiye'si çok güçlü bir donanma geliştirdi. Doğu Akdeniz'e ve Ege Denizi'ne aşama aşama hakim olmak için yeni ve modern gemiler inşa etti. Güçleniyorlar. Bu nedenle Averof 2 Yunan Filofonu Derneği'ni kurduk. Bu nedenle sizleri üye olmaya veya arkadaş olarak bizi takip etmeye ve bu kutsal amaca katkıda bulunmaya davet ediyoruz ifadelerine yer verildi. Azerbaycan ordusunun birlikleri 2021 yılı için önceden planlanmış operasyonel ve taktiksel tatbikatlarına başladı. Bu tatbikatın yapılacağını dünkü videomuzda duyurmuştuk arkadaşlar. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada 10 bin asker, yaklaşık 100 tank ve askeri araç, 200 roket ve top sistemi, 30 askeri havacılık aracı ve İHA'ların yer aldığı tatbikatta terörle mücadele kapsamında eğitimler verileceği kaydedildi. Dağlık ve zorlu coğrafi arazilerde düzenlenen tatbikatlarda roket ve topçu birlikleri, havacılık özel kuvvetler arasındaki koordinasyon ve askerlerin savaşa hazır olması gibi görevlerin gerçekleştirileceği bildirildi. Askeri tatbikatlar 18 Mart'a kadar devam edecek. Öte yandan Karabağ Savaşı'na büyük etki eden Türkiye'nin ürettiği TB2 Bayraktar silahlı insansız hava araçlarına karşı Rusya'nın yeni bir silah geliştirdiği iddia edildi. Bu iddia Ermeni basınında oldukça geniş yer buldu. Rus Avia Pro internet sitesinin kaynak olarak gösterildiği haberlerde SİHA'lara karşı geliştirilen mikrodalga silahın 20 kilometreye kadar menzile ulaşabileceği ve 2025 yılında kullanılabileceği aktarıldı. Fransız basınında Fransa'nın Avrupa Birliği'nden ayrılabileceğine dair bir makale yayınlandı ve Frexit ifadesi kullanıldı. Fransız analist ve gazeteci Laurent Herblet'in Le Figaro gazetesinde yayınlanan makalesinde Avrupa Birliği'nin aşılama sürecinde hatalar yaptığı ve AB'ye üye ülkelerin karşılıklı iddia ve tehditleri dile getirildi. Avrupa Birliği'ne üye ülkelerin aşıların Avrupa Birliği sakinlerine derhal ulaştırılmasına izin vermeyen bürokratik engele karşı tepkili oldukları ifade edildi. Makalede Avrupa dayanışması gerçekten çöktü mü sorusu da soruldu. Makalede Fransa'nın Brexit'e benzetilerek Frexit ile AB'den ayrılacağı iddia edildi. Yazara göre koronavirüs ile ilgili durum Avrupa endüstrisinin ve ekonomisinin ne kadar gerilediğini gösterdi. Gazeteci makalesinde AB'yi suçladı. Avrupa ticaretinin önündeki engelin Avrupa Birliği olduğu ve AB üyesi ülkelere gerekli desteğin sağlanmadığını öne sürdü. Ayrıca mevcut koşullarda AB ülkelerinin rekabet güçlerini artırmak için tıbbi maliyetleri azaltmaya ve doktorların maaşlarını düşürmeye çağırdığı da hatırlatıldı. Yazar AB o kadar yavaş müzakere ediyor ki çoğu Avrupa ülkesi Rus ve Çin aşılarını almaya başlıyor ifadelerini kullandı. Analiste göre Brexit bir emsal oluşturdu ve bağımsızlığın Avrupa Birliği'nde kalmaktan daha faydalı olabileceğini gösterdi. Ayrıca İngiltere'nin koronavirüsle mücadelesi AB'nin stratejisinden çok daha etkili oldu. Buna ek olarak Brüksel, Avrupa kıtası, Amerika Birleşik Devletleri veya Çin'de çok uluslu şirketler için bir pazara dönüştürdü ve ana ilaç bileşenlerinin %80'i Avrupa dışında, özellikle de Asya'da üretildi. Bu nedenle Fransa'nın Avrupa Birliği'nden çekilmesi fikrini destekleyenler, AB'nin ülkelerin çıkarlarına hizmet etmeyen bir bürokratik yapı olduğunu düşünüyor. Makalede Frexit sürecinin Marine Le Pen'in gelecek yıl Fransa'da yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanması durumunda mümkün olabileceği belirtildi. Mısır Dışişleri Bakanı Semih Şükrü, iki ülke arasındaki ilişkilerin normalleşmesi için Türkiye'nin Mısır'ın ilke ve hedeflerine uyum sağlaması gerektiğini söyledi. Doğu Akdeniz krizinde Yunanistan'ın tarafında yer alan ve Libya'da Hafter'e destek veren Mısır'ın 18. parseldeki hamlesi sonrası ilişkileri yumuşatma gündeme gelmişti. İki ülkeden de karşılıklı açıklamalar gelirken son konuşan Mısır Dışişleri Bakanı Semih Şükrü oldu. Meclis Dış İlişkiler Komisyonu'nda değerlendirmelerde bulunan Şükrü, Ankara ve Kahire arasında yıllarca süren gerilimli ilişkileri normale döndürme yönündeki çabaları doğrularken, iki ülke arasındaki diyaloğun hala sınırlı olduğunu belirtti. Türkiye ile normal diplomatik çerçeve dışında hiçbir iletişim olmadığını söyleyen Bakan Şükrü, Türkiye'nin Mısır'ın ilke ve ilkelerine uyum sağlaması şartıyla iki ülke arasındaki ilişkilerin normale dönmesi için zemin hazırlanacağını belirtti. Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Azerbaycan'da temaslarda bulunan Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı, Dönem Başkanı ve İsveç Dışişleri Bakanı Enlinde ile görüştü. Görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Bayramov, 10 Kasım 2020'de imzalanan üçlü bildiride esir değişimi maddesinin yer aldığını, Azerbaycan olarak bu konudaki yükümlülüklerini yerine getirdiklerini ifade etti. Savaş döneminde esir düşen tüm Ermenistan askerlerinin iade edildiğini, iade edilen esir sayısının Azerbaycan'a iade edilen asker sayısından fazla olduğunu hatırlatan Bayramov şunları söyledi. Şimdi bize yapılan çok sayıda başvuru ve çağrılarla ilgili duruma gelince Azerbaycan o kişileri savaş esiri olarak kabul etmiyor. Çünkü onlar askeri operasyonlar döneminde tutuklanmadı. O insanlar askeri operasyonlar bittikten sonra 26 Kasım 2020'de Ermenistan'ın Şirak vilayetinden getirilen kişilerdir. Onlar Azerbaycan topraklarında asker ve sivillerimizi katletti. Onlarla ilgili Azerbaycan yasaları gereği soruşturmalar sürüyor dedi. Bayramov savaş sonrasında bölgeye asker getirilmesini kabul edilemez bulduklarını ve bunun üçlü bildirinin Ermenistan tarafından doğrudan ihlali anlamına geldiğini vurgulayarak Şimdi bile Ermenistan tarafı sivil kıyafetli askerlerini yük kamyonlarında gece saatlerinde yasa dışı yollarla Azerbaycan'a gönderme girişiminde bulunuyor. Konuyu Birleşmiş Milletler başta olmak üzere tüm uluslararası kuruluşlara aktardık. Tüm uluslararası kuruluşlar bu konuda Ermenistan'a baskı yapmalı. Bölgede sürdürülebilir barışın sağlanması için taraflar yükümlülüklerini yerine getirmelidir ifadelerini kullandı. Linde ise Azerbaycan, Ermenistan ve Rusya arasında 10 Kasım 2020'de imzalanan üçlü bildiriyle ateşkes sağlandığını ve bölgede durumun değiştiğini belirtti. Sorunun temelli çözülmesi gerektiğini, Agit Minsk grubunun bu konudaki faaliyetini desteklediğini ifade eden Linde, Azerbaycan ve Ermenistan'ın esir takasına devam edeceği ümidini dile getirdi. Arkadaşlar bir sonraki haber videosunda buluşmak üzere. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Allah'a emanet.